Şimdi anlat bakalım zavallı. Bu ilahi hayali anlatabilmek için kifayetsiz sözcüklerinle günaha gir. Hadi söyle bakalım. İstanbul'u anlatmaya kim cüret edebilir? Kuşandım en güzel kelimelerimi. Biliyorum, ömrüm tek bir sokağına bile dar gelir. Ama yine de nefesim tükeninceye dek denerim anlatmayı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olacak 32 ilçelik 13 milyon nüfuslu 22 kilometre surların çevrilediği üçgen bir yarımadanın 7 tepesi üstüne kurulu güzel mi güzel bir şehir yaşarmış. Öyle büyükmüş ki şehir, bir uçtan diğer uca gitmek için insanlar yollarda saatlerce zaman harcarmış. Öyle güzelmiş ki dünyanın her köşesinden 6 milyondan fazla turist gelirmiş onu görmeye. Sokaklarında yürüyüp boğaza karşı seyre dalmaya. Orada yaşayanlar bazen şehrin gürültüsünden, kirliliğinden, kalabalığından bıksa da başka bir yere gitmezlermiş. Gidemezlermiş çünkü. Karayolunda trafikten boğulsalar da vapurla yaptıkları bir yolculuk günün tüm yorgunluğunu, baskısını unuttururmuş onlara. Bir aşkla, tutkuyla severlermiş bu şehri insanlar. Öyle ki 81 farklı şehirden insanı barındırır, yedirir, içirirmiş. Taşı toprağa, altın şehirmiş. Civar şehirlerden gelenlerin başı dönermiş bu koşturmayı gördüklerinde. Ama boğaza karşı çay içtiklerinde bir şeycikleri kalmazmış. Velhasıl girizgahı uzun tutmayalım. Bu güzel şehir İstanbul'muş. İstanbul'da Kandilli adında bir semt varmış. Orada 7 gün 7 gece kandiller yanmış. Ve işte masalımız da burada başlamış. Boğaz içine doğru uzanmış Kandilli köyünde eskiden servilerin yüksek tepelerine kandiller asılarak eğlenceler düzenlenirmiş. Daha çok 16. yüzyılda 4. Murat devrinde rastlanan bu eğlencelerden ötürü yörenin ismi Kandiller'le özdeşleşmiş. Hatta şöyledir semtin en bilinen hikayesi. Sultan Murat revan seferine çıkmak üzereyken burada yaptırmış olduğu dinlenme köşkünde oğlu Mehmet dünyaya gelince büyük bir şenlik düzenlemiş ve kandiller yaktırmış. İşte İstanbul'daki bu masal köyün adı da o zamandan bu zamana Kandilli olarak kalmış. Kandilli'nin sahilden uzak iç kısımları restore edilen ahşap binalarıyla eski İstanbul mahallesi havasını hissettirir hala. Osmanlı döneminde bilinen ilk astronomi çalışmaları Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'a davet edilen Ali Kuşçu'nun Ayasofya Medresesi'nin başına getirilmesiyle başlar. O günden bugüne astronomi çalışmaları daha modern koşullarda gerçekleştirilmiş ve araştırmalar hız kazanmıştır şüphesiz. Ancak Türkiye'de her daim astronominin serüvenine tanıklık etmiş bir yer vardır, Kandilli'de. 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanan Kandilli Rasathanesi'nin deprem kuşağında yer alan bir ülkenin nabzını tuttuğunu söylemek yanlış olmaz. Deprem araştırmalarını yürüten birimlerin yanı sıra güneş fiziği laboratuvarı da bulunmakta rasathanede.
Güneşi ve yıldızları gözlemlemek için sadece rasathanede mi olmak gerekli peki bu semtte? Aslında hayır. Sahile doğru uzanıp sunanın yerine bir şeyler atıştırarak da güneşi hissetmek, boğazın rüzgarını anlamak mümkün Kandilli'de. ...1960'lara kadar çoğunlukla Rumların oturduğu bir Boğaziçi köyüne doğru kürek çekiyoruz Kandilli'den ayrılıp. Bugün hala geleneksel Boğaziçi yaşamının izleri görülmektedir Çengelköy'de. Semtte hanedanlara mensup kişilere, devlet büyüklerine ait köşkler, yalılar, konakların yanı sıra Çengelköy dokusunun en önemli ögesini oluşturan İstanbul'a özgü orijinal mimariye sahip evler de bulunuyor. 1660 yılında çıkan Büyük İstanbul yangınından sonra yasaklanmasına rağmen Çengelköy'de evler genellikle ahşaptan yapılmaya devam etmiş. Peki Çengelköy adını nereden almış? Eski zamanlarda burada çapalar yapıldığından mı, yoksa derya kaptanlığı yapmış Çengeloğlu Tahir Paşa'dan mı? Çengelköy'e ilk olarak birinci koy anlamına gelen Protos Diskos denmiş. Sonraları Osmanlı döneminde gemilerin çengel şeklindeki çapalarının üretildiği iş yerleri nedeniyle de adı Çengelköy olarak anılmaya başlanmış. 19. yüzyılın yiğit kaptanı deryalarından Çengeloğlu Tahir Paşa'nın burada bir cami yaptırmış olmasından dolayı bu köye Çengelköy denildiği de söylenir. En bilinen hikayesi ise Fatih'in burada eski bir gemi çengeli bularak bölgeye Çengelliköy adını vermesiyle açıklanır. Bağları, bahçeleri, bostanları olan, meyve sebzenin her çeşidinin bulunduğu bir semtmiş Çengelköy eskiden. Semt, badem adı verilen salatalığıyla hala meşhur. Ancak Çengelköy'ün eski manavları aslına uygun Çengelköy bademinin yetişmediğini söylüyorlar. Çengelköy bademleri halden değil, tarlalardan küfelerle getirilirmiş önceleri. Şimdilerde kokusu ve tadı başka olan o bademleri semtliler özlemle arıyor. Bazı semtler vardır, ruhuna değersiniz kaldırımlarında. Sokaklarından geçerken ürperirsiniz. Mahallelerinde yaşananları hayal etmek bir masalın içine çeker sizi. Dününü ve bugününü düşünmek heyecan verir. 1832 yılında Çengelköy Çarşısı'nda bir Rum'un iş yerinde yangın çıkmış. Ve 100'e yakın ev, dükkan harap olmuş. İkinci Mahmut bu felakete uğrayanlara 15 bin kuruş yardımda bulunmuş. Şair Avni bu olay hakkında "Meyhaneler yandı, zavallı sarhoşlar kendilerini ateşe atsınlar" diye yazar. Kim bilir, biraz da kendi sarhoşluğundan gem vurmak istemiştir belki de. Bir semti semt yapan mahalle özellikleriyle yaşayabiliyor oluşudur bazen. Hele ki bir mahallede fırın varsa. Çocuklar gidip bozukluklarla ekmek alıp koşturarak eve dönüyorlarsa bir de. Çengelköy'ün en önemli sembollerinden biri olan
150 yıllık tarihi ekmek fırınında her daim sıcak, fırından yeni çıkmış simit ve ekmeğe rastlamanız mümkün. Aslen Safranbolulu İsmail Erbahar, Çengelköy'de 9 sene muhtarlık yapmış ve 1950 senesinde fırını devralmış. İşte o gün bugündür, cumartesi pazar demeden dükkanın önünde oluşan uzun kuyruklara Çengelköy'ün meşhur simitlerinden yapıyor. Ve burası da 90'lı yılların unutulmaz Süper Baba dizisindeki Nihat'ın kahvesi. Yani asıl adıyla Dev Çınar'ın gölgesine uzanmış tarihi Çınaraltı aile çay bahçesi. İstanbul'da kahvaltı yapmaktan en çok zevk alacağınız yerlerden biri belki de. Adını bahçesindeki çınar ağacından alan bu çay bahçesi günün her saati açık. Çınar altında sabahları fırından simidini alıp kahvaltı edenler oldukça tanıdık bir tablodur yıllardır. Veya sokağın köşesinde bulunan börekçisinden alınan birkaç dilim börekle denize karşı çayını yudumlayanlar. Çınar ağacı, Çengelköy'de bulunan birçok ev konak kadar değerli şüphesiz. Dalları eskiden denize kadar uzanan yaşlı çınarın gölgesinden kalkma vakti artık. Ne diyordum? Evet, burası İstanbul. Anlatmaya kimin ömrü yetmiş ki? Her sokak birbirine tarihle bağlı. Her kapı ayrı bir hikayeye açılır. Nefesim yettikçe denedim anlatmayı.